Tek kuzemle KPSS hazırlıkta yeni bir dönem başlıyor. KPSS'ye giren yaklaşık 100 kişiden sadece 4'ü istediği başarıyı elde ediyor. Peki sen hayatının dönüm noktası olabilecek bu sınavda 4 kişiden biri olabilir misin? Hadi küçük bir test yapalım ve evetlerin çoksa atanmaya hazır ol. Unutma hızını biliyor musun? Zeka türünü biliyor musun? Odaklanma düzeyini biliyor musun? Günde kaç saat çalışman gerektiğini biliyor musun? Hangi konuya nasıl çalışman gerektiğini biliyor musun? Hangi konunun senin için daha öncelikli olduğunu biliyor musun? Senin için en verimli çalışma yöntemini biliyor musun? Bu sorulara yeterince evet cevabını veremediysen sakın endişelenme. Çünkü Türkiye'de sadece Tekuzem'de uygulanan yapay zeka destekli kişiye özel eğitimlerle KPSS'de yüksek puan almak artık çok kolay. Çünkü eğitim kişiye özel olmalı. Sen özelsin ve eğitim sana özel olmalı. Peki eğitim hayatını değiştirecek sana özel bu sistem nasıl çalışıyor bir bakalım. Türkiye'de sadece Tekuzem'de uygulanan eğitim analiziyle öğrenme hızınız, unutma hızınız, zeka türünüz, odaklanma düzeyiniz ve tüm psikolojik yapınız tespit edilir. Öğrenme karakterinize göre verimli çalışma yöntemleriniz keşfedilir. Sorumlu olduğunuz tüm konulardaki seviyeleriniz. Merhabalar arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. KPSS Tayfa. Sesim geliyor değil mi? Merhabalar. Herkes hoş geldi. Tekuzem Öğrenci Koçu Rukiye Tuğba Boğa ben arkadaşlar. Nasılsınız? Merhabalar Caner Hocam. Merhabalar Merve Hocam. Şu an sesim geliyordur. Değil mi? Nasılsınız arkadaşlar? Nasıl keyifler? 2025 tayfa. Nasıl hissediyoruz kendimizi? Bugün çok güzel bir konuya ele alacağız sizinle. KPSS'yi A'dan Z'ye öğrenmiş bir şekilde bu seminerden uğurlayacağım sizi. Kadir Hocam hoş geldin. Kimler nerelerden katılıyor? Kimler 2025 döneminde hangi sınavlara girecek? Biraz tanışıp kaynaşalım. Hadi bakalım herkes yazsın. Nerelerden katılıyorsunuz arkadaşlar? Hangi bölümleri bitirdiniz? Hangi sınavlara gireceksiniz? Daha önce girdiniz mi? Kimler var aramızda? Caner Hocam Ankara'dan katılıyor. Çok güzel. Okul öncesi Nuray Hocam. Nuray Hocam sanki ben seni tanıyorum. Eskiden kayıtlı öğrencimiz miydin? Meslektaşız bu arada. Ben de okul öncesi öğretmeniyim. Evet değil mi? Tanıyorum. Hatta kaydını ben almıştım. Şansa bak yine kesişti yollarımız. Hatun Hocam sınıf öğretmeni. Onur Hocam senin bölümün ne? İzmir'den katılıyorsun. Bölümünüzü de yazın arkadaşlar. Almanca öğretmenliği. Yani eğitim bilimleri GGK'ya gireceksiniz. Bir de YDS Almanca'ya gireceksiniz. Hocam 2025 DGS'ye gireceğim. Bayburt memurum. İnşaat mühendisliği düşünüyorum. İnşallah. Özel eğitim. Kübra Hocam çok güzel ve çok kutsal bir bölümün var. Yoğunlukta öğretmenlerimiz mi var acaba? Çok güzel. Bir Kadir Hocam DGS, bir de Onur Hocam Almanca. Farklı iki bölüm var. Diğerleri hangi sınavlara hazırlanıyor? Hadi bakalım herkesten yanıt bekliyorum. Bu arada daha önce girdik mi? Tecrübesi olanlar var mı? 4 gün sonraki sınava girecek olanlar var mı? Bunları da yazın lütfen arkadaşlar bana. İlk kez mi deneyimleyeceğiz? Ya hayır Caner'cim. YKS için Cuma günü seminerimiz var. İstersen bu seminerden çıkıp Cuma günkü seminerimize girebilirsin. Şu an bu seminerde KPSS'ye özel bilgiler vereceğim. Her yıl DGS'ye giriyorum. Sınıf öğretmeni. Ayşenur Hocam çok güzel. Senin bölümün de çok güzel. Görüşürüz Caner. Cuma günü katıl. Cuma günü yine 4'te YKS seminerim. Çok güzel. Evet evet Nuray Hocam sen bizim kayıtlı öğrencimizdin. Kayıt olurken de o yıl girecektin zaten.
Peki arkadaşlar, kendimizi nasıl hissediyoruz şu anda? Yani 25 çok uzak bir hedef gibi geliyor, evet, ama çalışmalarına başlayanlar var mı? Yeni yeni mi başlayacağız? Ne düşünüyoruz? Yani sınav şu an hayatımızın neresinde? Sanıyorum bu seminere giren tayfa derecek tayfa. Yani önemseyen, erkenden başlamak isteyen, artık adımlarını çok daha sağlam, çok daha garanti bir şekilde atmak isteyenler diye yorumladım. Yani öyle olduğunu düşünmek istiyorum. Çok güzel. Onur Hocam başlamış. Harika. Yani kısmi başlayanlar vardır. Çoğunuzun zaten tecrübesi de var arkadaşlar. Şimdi biz bugünkü semineri neden yapıyoruz? Ya da ben neden özellikle bu tarihte, yani 10 Temmuz'u neden seçtim? Biraz bunlardan bahsedeyim. Ben arkadaşlar bu arada öğrenci koçuyum. Rukiye Tuğba Boğa ismim. Çok uzun yıllardır tek özemde çalışıyorum. Kendim de bir öğretmenim. Okul öncesi öğretmeniyim. Sizin gibi binlerce öğrencim olduğu, bireysel de görüştüğüm, hala da görüşmeye devam ettiğim öğrencilerim oldu ve genelde yaz aylarında kıymetli öğrencilerim. Öğrenciler ikiye ayrılıyor. Çalışmaya başlamak isteyenler, yok hocam erken diyenler, geç başlayanlar, çalışmayanlar ama vicdan azabı çekenler. Yani tam bu Haziran sonu Ağustos başına kadar ki bu 1,5 aylık periyot var ya, orası böyle hep bir git gel, git gel, bir kararsızlıkla geçiyor. Ben de dedim ki biz artık Temmuz'a girdik mi girdik. Neredeyse yaralayacağız. Evet. Şu an öğrenciler yana döne kurs araştırması yapıyor. Başlamak isteyen tayfa var. Erken bulan tayfa var. Geç bile kaldım diyenler var. O zaman şu an bunun tam zamanı. Bir kere sen bir sınava hazırlanıyorsun. Gireceğin sınavı tanıman lazım. Birçoğunuzun tanımadığını biliyorum. Tanımaktan kastım bu arada arkadaşlar şu değil. 10 kere gir, sınavı tanıyor musun? Hayır. Belki de tanımıyorsun. Ya da kaç kere girdiğin sınavı tanıdığını göstermiyor. Sınavın algoritmasını biliyor musun? Bu sınav senden ne istiyor bunu biliyor musun? ÖSYM'yi tanıyor musun? Kendi bölümünü tanıyor musun? Ne yapman gerektiğini biliyor musun? Bunları bilmiyorsan benim gözümde eşittir sınavı tanımıyorsun. Dedim ki öyle bir seminer yapalım ki bunu da tam Temmuz ayında yapalım. Herkesin arayışta olduğu zamanlarda şöyle bir yüreklere su serpelim dedim. KPSS'yi A'dan Z'ye ele almak istedim. O yüzden bu seminerimizde arkadaşlarım, KPSS çalışmalarınıza ne zaman başlamanız gerektiği, çalışma programını nasıl hazırlamanız gerektiği, hangi yöntemle ders çalışmanız gerektiği, günde kaç saat ders çalışmanız gerektiği ve öğrendiklerinizi nasıl, ne şekilde, ne kadar sürede tekrar etmeniz gerektiği ve ne zaman soru çözmeye başlamanız gerektiği bu soruların ve çok daha fazlasının yanıtını alacaksınız arkadaşlarım. O yüzden eğer hazırsanız başlıyoruz. Şimdi ilk sorumuz, şu an içimizde farklı KPSS adayları var. Öğretmen olanlar var, ÖABT'si olanlar var, olmayanlar var. Sadece GGK olanlar var. A grubuna hazırlananlar var mı? KPSS alan öğrencileri var mı bu seminerde? A grubu sanıyorum yok. Çünkü bir de A grubu diye de bir sınav var. O zaman ben bu tayfaya özel bilgi vereyim. Arkadaşlar, özellikle kıymetli hocalarım, öğretmenlerim. ÖABT'si olan hocalarım 3 farklı sınava giriyor. Genel yetenek, genel kültür, eğitim bilimleri ve ÖABT. Meryem hocam, eğer ön lisansa hazırlanıyorsan bu seminer senin için uygun değil. Burada 2025 taktiklerinden bahsedeceğiz. Yine kalmak istiyorsan kal ama verdiğim bilgiler senin için geçerli değil, bilgin olsun. Senin sınavına çok az var. Şu an burada hedef kitle 2025. ÖABT olanlar GGK eğitime ÖABT'ye girecek kıymetli öğrencilerim. Meral hocam, orta öğretim de uygun değil. 24'e hazırlanan öğrenciler seminerden çıkabilirler arkadaşlar. 24'e hazırlananlar seminerimizden çıkabilirler. Onlara özel seminer yaparsak katılırsınız. Şu an bu seminer 2025 semineri arkadaşlar. Görüşürüz. 25'ler kalıyor. ÖABT'si olanlar ÖABT eğitim ve GGK'ya giriyor arkadaşlar. ÖABT'si olmayan hocalarım, yani müzik öğretmenlerim, felsefe öğretmenlerim, işte grafik tasarım öğretmenlerim, görsel sanatlar öğretmenlerim varsa içinizde sadece GGK ve eğitime giriyor. Yabancı dil, Almanca, Fransızca, Arapça öğretmenlerim varsa içinizde ki Onur hocam var Almanca öğretmenleri. Onlar genel kültür, genel yetenek, eğitim bilimleri ve ilk
ilkbahar dönemi YDS'ye giriyor. A grubu dediğimiz sınavda arkadaşlar şu an içimizde yok. O yüzden onu bahsetmeyeceğim. Kafanızı hiç karıştırmayacağım. Şimdi başlıca puan türlerim sadece GGK, ki önümüzdeki yıl tekli yıl olduğu için buna ihtiyacım yok. Düz memur olmak için P3 puanı, genel yetenek, genel kültür, P121 ÖABT, yani Nuray Hocam ya da diğer hocalarım, sınıf öğretmenlerim, işte okul önceciler, Türkçe, matematik, fizik, kimya, biyoloji gibi gibi alana olan hocalarım P121 puanıyla atanıyor. GGK eğitim ÖABT, P10 Kübra Hocam, sen özel eğitim öğretmeniydin. Genel kültür, genel yetenek ve eğitim bilimlerinden sınava gireceksin. Alanı olmayan hocalarım da P10 puan türüyle atanıyorlar kıymetli öğrencilerim. Buraya kadar anlaşılmayan bir şey var mı? Ön bir KPSS bilgilendirmesi yaptım şu an. Hala konumuza girmedik. Bu arada beni dinlerken yanınızda bir defter, bir kalem olursa çok sevinirim arkadaşlar. Çünkü özellikle not almanızı isteyeceğim birkaç trik nokta olacak. Daha oralara gelmedik ama birazdan geleceğiz. Onları yazıya da dökün, daha aklınızda kalır. Seminer sonrası açar bakarsınız, söylediklerimi hatırlarsınız. O zaman evet hocam, bu kadar sınavı bize tanıttın ama devasa bir kitle var. Şu an ekonomi çok da iyi bir durumda değil. O yüzden herkes memur olmak istiyor. Haklılar mı? Haklılar. Peki ben bu sınavda kaç kişiyle yarışacağım diye soracak olursanız arkadaşlarım, 2023 yılında en son özellikle tekli yılı referans aldım. Çünkü çiftli yıllarda hemşireler de giriyor, fizyoterapistler, psikologlar, mühendisler, mimarlar. Onların girdiği yılda zaten siz girmiyorsunuz. Onlar sadece çiftli yılda girebiliyorlar. 2023 tekli bir yıl olduğu için tekli yıl olan 23'ü incelemek istiyorum. Sınava giren adayların sayısı arkadaşlar genel kültür yetenekte yaklaşık 790 bin küsür, eğitim bilimlerinde 480 bin küsür, ÖABT'de 428 bin küsür, A grubunda da 100 bin küsür olacak. Yani bu veriler 2 yıl öncesine ait olduğuna göre 2 yılda çok fazla yeni mezun olan, atanma fikri daha önceden olmayan, bu yıl olan öğrenciler de olduğuna göre nereden baksanız arkadaşlar milyonları bulacak diye düşünüyorum. Peki şimdi size bir soru sormak istiyorum. Bunu genelde öğrenciler bana soruyor. Ben tersine çevireyim. Size bir soru sorayım. Kamu tasarruf tedbirleri kapsamında emekli olanların yerine alım yapılıyor şu anda. Yapılıyor olması sizce nasıl bir etki yaratıyor? Ya da sizin psikolojinize nasıl bir etki yarattı? Kadir Hocam, DGS için bilgi vermeyeceğim. Sen de seminerden ayrılabilirsin. 2025 KPSS tayfaya özel bir seminer. Nasıl bir etki yaratacak arkadaşlar? Ne düşünüyorsunuz şu anda? Evet, herkes çalışmayı bıraktı. Peki bunun nasıl bir etkisi olur? Görüşürüz Kadir Hocam. Sizce ne değişir? Ya da kişilerin psikolojisi sınavı nasıl etkiler? Moral düştü. Evet, okey. Saldılar öğrenciler. Peki siz bunu yaptınız mı? Siz de saldınız mı? Siz de bıraktınız mı? Bak Onur Hocam tam krizi fırsata çeviren öğrenci tipi. Tebrik ediyorum hocam. Duymak istediğim yanıt buydu. Çalışan kazanır. Arkadaşlar bakın, atanan kişi sayısının aslında sizinle bir alakası yok. O sadece boş bir motivasyon. Bak, motivasyon ikiye ayrılır. İçsel ve dışsal. Biz eğer motivasyonu sürekli dışarıdan almaya alışmışsak, işte bakan bir açıklama yapsın, yüzler gülsün. Hayır, senin buna ihtiyacın yok ki. Senin içsel motivasyonun sürecin sonunda kazanmak mı değil mi? Kazanmak. Kazandığında 100 kişi içinden de kazanmak aynı şey, 1000 kişi içinden de kazanmak aynı şey. Senin hedefin o bayrağı almak. Niye sana yüksek bir kontenjan açılması mesela bir güdüleme yaratıyor? Bunun aslında bir psikolojik bir sebebi var. Burada çoğunluğa girebilirim hissi var. Ama arkadaşlar, bunu özgüvensiz öğrenciler bu hisse girer. Benim gözümde siz eğer bu seminere girdiyseniz, bu tarihte çalışmalara başlamayı düşünüyorsanız gayet de özgüveni yüksek, ideali yüksek ve istekli öğrencisiniz. İstekli bir öğrencinin dış motivasyona ihtiyacı yoktur arkadaşlar. O zaten hedefini oluşturmuştur. Hedefine kitlenmiştir. Hedefi atanmaktır. 20 bin alımda olsa atanmaktır.
40 bin de olsa atanmaktır, 80 bin de olsa atanmaktır. Çünkü onun amacı en nihayetinde atanmak. O yüzden kıymetli öğrencilerim, her krizin bir fırsatı vardır. Bakın bunu ekonomide de düşünün, siyasette düşünün, eğitimde düşünün, bireysel ilişkilerde düşünün. Bir yerde kriz varsa o krizi fırsata çeviren birileri hep oldu ve hep olacak. Madem bunu bir kriz ortamı olarak görüyoruz biz şu an memur olmak isteyen öğretmenler ya da kişiler olarak, o zaman bu krizi tersine çevir, fırsata yarat. Herkes modunu mu düşürdü? Sen aksine modunu yükselt. Herkes çalışmayı mı bıraktı? Sen aksine 5 saat mi çalışıyordun? Daha çok çalış. Onların bırakması senin işine gelecek. Rakip sayısı belki de az olacak. Bu güzel bir şey değil mi? Rakip sayısı az olacak. Çoğu kişi vazgeçecek. Bu senin için bir avantaj. Sen senin gibi çalışanlarla yarışacaksın. Yani asıl kitleye ulaşabileceksin. Öyle düşün. O yüzden açıklanan tasarruf tedbirlerine göre 3 yıl boyunca emekli olanlar kadar yeni personel istihdamı sağlanacak ve açıktan atama izinleri bütçe kanununda belirlenecek. Yani açıktan atama olmayacak değil, olacak da değil. Olursa bize ekstra olur, olursa bizi daha çok mutlu eder ama biz olmayacak gibi hareket edelim. Bu sebeple kıymetli öğrencilerim, alım olmayacak düşüncesine kapılmamanız gerekiyor. Örneğin senin bölümün eskiden 80 puanla kazanılabilen bir bölümse, şu anda 2025 yılında hedefini yükselteceksin. 80 eskiden yetiyorsa şu an yetmeyecek. Alım düştü çünkü. Şu an hedefin 90 olacak. Bu puanı almak zor değil. 90 puan alanlardan ya da dereceyle atananlardan, dereceyle kazananlardan sizin hiçbir farkınız yok. Belki şu ana kadar tek farkımız vardı, çalışma stilimiz ya da bakış açımız. Şu andan itibaren hiçbir fark göremiyorum arkadaşlar. 2023 yılında gelelim, bu daha 24 sınavı olmadı. 4 gün sonra 24 sınavı var. 2023 yılında kaç öğretmen emekli oldu? Kaç bin kişilik kontenjan açıldı? Milli Eğitim Bakanlığı'nda emekli olan, vefat eden, istifa eden kişi sayısı, öğretmen sayısı arkadaşlar 23.670. 2023 yılı için öğretmen atamalarında açılan kontenjan sayısı 20 bin. Yani ne kadar kişi gidiyorsa o kadar kişi geliyor. O kadar da umutsuz olmamıza gerek yok diye düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz bununla ilgili? Sizce de haklı değil miyim? Çalışan her türlü kazanacak. Az alım olsa da kazanacak, çok alım olsa da kazanacak. O yüzden biz kendimizden sorumluyuz arkadaşlar. Tek rakibimiz kendimiziz diye düşünüp bu yola çıkmamız gerekiyor. Benim bir öğrenci koçu olarak özellikle bu yaz dönemlerinde, erken kayıt dönemlerinde aldığım en çok sorulardan ikisi şu arkadaşlar. Hocam ben ders çalışmaya başlamayı düşünüyorum. Ne zaman başlamalıyım? Nereden başlamalıyım? Siz de bu soruları soruyorsunuz değil mi kendiniz arkadaşlar? İçinizde ne zaman ve nereden başlaması gerektiğini bilenler var mı? Hadi bakalım gelelim. Arkadaşlar, bir öğrencinin çalışmalarına ne zaman ve nereden başlaması gerektiğine öğrencinin seviyesi karar verir. Yani sen ileri seviyede bir öğrenciysen senin başlama zamanın daha geç ya da başlayacağın yer daha ileri olabilir. Sen temel seviyede bir öğrenciysen çalışmaya daha erken başlamalı, daha geriden başlamalısın. Mantık kur. Hedefine ne kadar uzaklıkta olduğun yola ne kadar erken çıkacağını belirler arkadaşlarım. Bunun için seviyeni analiz etmen gerekiyor. Örnek veriyorum Nuray Hocam, sen okul öncesi öğretmenisin. Hedefin 90 puan almak. Şu anki mevcut seviyeni ölçelim. Şu anki mevcut seviyen 70 puansa senin aslında kat etmen gereken mesafe aradaki 20 puanlık mesafe. Ama Onur Hocam'ın hedefi örnek veriyorum 80. Mevcut seviyesi 50 ise aradaki eksik puanı 30 puansa o senden daha erken başlamak zorunda. Çünkü onun eksik olduğu konular
daha fazla. Öyle düşün. Yani mantıksal düşün. Benim temelim çok mu geride? O zaman herkesten daha erken başlamak zorundayım. Benim gireceğim sınav 3 sınav mı? Herkesten daha fazla mı sınava giriyorum? O zaman mecbur herkesten önce başlamak zorundasın. Şimdi şöyle düşünün arkadaşlar. Kübra Hocam özel eğitim öğretmeni. O sadece genel kültür yetenek ve eğitim birimlerine girecek. Onur Hocam Almanca öğretmeni. YDS'ye girecek, genel kültür yeteneğe girecek, eğitim birimlerine girecek. Biri bölünecek 3'e, diğeri bölünecek 2'ye. Sizce kim daha çok çalışmalı burada? Mantıksal cevap vermemiz gerekirse. 3 sınava giren mi daha çok çalışır, daha erken başlar? 2 sınava giren mi? Değil mi? İşte bu. Sorumluluğun artarsa, hele ki o sorumluluklarında seviyen bile gerideyse, hiç vakit kaybetme. Hemen şimdi şu an çalışmalarına başla derim. Şimdi geliyorum en çok aldığım ikinci soru. Ki ben soruları benzer soruları kategorileştirdim arkadaşlar. Dediğim gibi yıllardır öğrenci koçluğu yapıyorum. Kendim de bir öğretmenim. Kendi arkadaşlarımdan, öğrencilerimden aldığım geri bildirimleri topladım. En çok sorulan soruları sizin için derledim. Şimdi bana nereden nasıl başlayacağını öğrenci öğrendikten sonra diyor ki hocam peki çalışma programını nasıl yapmalıyım? Yani benim nasıl bir çalışma programına ihtiyacım var? Ve en çok yine gelen sorulardan biri hangi derse öncelik vereceğim? Hangi derste başlayayım? Kaç saat çalışayım? Bir dersi başlayayım, bitireyim, sonra mı diğerine geçeyim? Ya da hocam ben evliyim. Benim çocuklarım var. Benim sağlık sorunum var. Benim stajım var. Okulum var. Ücretli öğretmenlik yapıyorum gibi 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 sorumluluklarım var. Ders çalışmak için de çok da fazla vaktim yok. Sence şansım var mı? Sence ben kazanabilir miyim? En çok aldığım sorular bunlar. Gelelim bu soruların yanıtına. Evet Nuray Hocam, biraz senden bahsettim. Gelelim bu sorunun yanıtına. Arkadaşlar bakın, sorumluluğunuz ne kadar çok olursa olsun ya da çalışmanız gereken ders ne kadar çok olursa olsun, gerekirse 3 sınava, 4 sınava, 5 sınava girin ya da yıllardır bu sınavlara girmiş olun, fark etmez. Burada trik nokta ne biliyor musun? Sana uygun bir programın olursa sen rahat ilerlersin. Yani sen gidip de sorumluluğu olan bir öğrenci olarak tutup da günde 10 saat çalışabileceğin bir program yapıp bir de bunu uyamayıp kendi kendine psikolojini bozarsan bir adım dahi mesafe kat edemezsin. Burada trik nokta programın sana özel olması. Sana özelden kastım ne? Günde kaç saat çalışabileceksin? Bunu gerçekçi söyleyeceksin. O kadar saatlik bir program yapılmalı. Ya da senin hangi dersten başlamalıyım? Senin öncelikle derslerdeki seviyeni biliyor olmamız lazım. Ben sana ileri seviyedeki dersten başla diyemem. Çünkü orada zaten ileridesin. Ama benim senin hangi derste, hangi seviyede olduğunu bilmek istememin sebebi en geride hangi derstesin? Önceliği ona ver. Çünkü o çok geride. Belki diğerlerinde ortadasın, belki bazılarında ileridesin ama geride olan dersin var. Geridekini buraya getirmek zorundasın. Eğer bir yere öncelik vermen gerekiyorsa o yer kesinlikle temelinin olmadığı yer olmak zorunda. Bu yüzden arkadaşlarım sadece size özel, öğrenme yapınıza, derslerdeki seviyenize, verimli, derslerdeki seviyenize uygun, verimli, sürdürülebilir. Bir kere programa uydum, 10 kere uymadım. Hayır, at o programı, at. Sürdüremediğin bir programdan verim almayı bekleyemezsin. Verim almak için sürdürmen, istikrarlı bir şekilde aynı programda devam etmen lazım. Ve en önemlisi sonuçları ölçülebilir bir ders çalışma programı yapman lazım. Bunları bir öğrencinin tek başına yapması farkındayım. Hiç kolay değil. Hatta belki mümkün bile değil. Eğer bizim sistemimize kayıt olursanız arkadaşlar, ki daha önceden kayıtlı öğrencilerim var. Şu an yapay zeka sistemi son dönemde inanılmaz geliştirilmiş bir sistem. Ve biz eğitimlerimizde yapay zeka sistemini kullanan bir kurumuz. O yüzden biz öğrencimizin tek tek bütün öğrenme yapısını, konu bazlı bütün derslerdeki seviyelerini,
seviyesine. Günde bize ayırabileceği süreyi, bütün verileri ondan alıp sistemi işliyoruz. Yapay zeka öğrenciye en uygun ders çalışma programını, onun eksik olduğu bütün konuları önceliklendirerek ona özel hazırlıyor. Senin 10 saatin varsa sen 10 saatlik yapay zekanın programıyla çalışıyorsun. Nuray Hocam'ın 3 saati varsa Nuray Hocam 3 saatlik kendisi için uygun programla çalışıyor. Burada da örnek bir program hatta var. Ve burada dikkatinizi bir şey çekti mi arkadaşlar şu tabloya baktığınızda? 9 ve 11.50 arasında yani 2,5-3 saatlik bir çalışma kayıtlı öğrencimizin sabahki programı bu, öğlene kadarki programı. Ve burada dikkatinizi şunun çekmesini çok isterdim ben açıkçası. Bazı derste tekrar, bazı derste soru çözümü, bazı derste konu anlatımı çalışması yaptırmak istemişiz biz öğrenciye. Sizce neden olabilir? Neden dememişiz ki hepsinde otur konu çalış? Neden dememişiz ki hepsinde otur soru çöz? Hepsinde otur tekrar yap. Bunun bir mantığı var. Neden olabilir arkadaşlar? Neden bazı derslerde soru çözüp bazı derslerde konu çalışması yaptırmış olabiliriz? Evet Ayşenur Hocam güzel bir yere değindin. Arkadaşlar ben programda ne olmazsa olmaz dedim. Seviye dedim değil mi? Ve ne dedim? Her öğrencinin her dersteki seviyesi aynı değildir. Olamaz. Senin Türkçedeki seviyen orta seviyedeyse tabii ki de Türkçede tekrar yapacaksın. Senin matematikteki seviyen temel seviye ise tabii ki de matematikte temelden başlayacaksın. Senin coğrafyadaki seviyen ileri seviyede ise tabii ki de gidip coğrafyada konu anlatımı çalışmayacaksın. Tabii ki de gidip coğrafyada soru çözümü yapacaksın gibi arkadaşlar. Burada seviye tespiti çok önemli. O yüzden biz kayıt olur olmaz öğrencinin kaç tane sorumlu olduğu ders var? 10 tane mi? 10 dersten de ayrı 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 öğrenciyi seviye belirleme sınavına alıyoruz. Ve öğrenci hangi derste hangi seviyede çıktı? Çıkan sonucuna göre yapay zeka seviyesine uygun bir ders çalışma programı hazırlıyor. Öğrenci sadece bu programa uyum sağlamakla sorumlu. Başka bir sorumluluğunuz yok arkadaşlar. Müthiş sürecinizi kolaylaştıracak bir sistem diyebilirim. Geliyorum 3. part soru kategorime. Hocam ben ders çalışırken çok sıkılıyorum. Uzun süre masa başında, sistem başında, bilgisayar başında kalamıyorum. Odaklanamıyorum. Ne yapmam gerekiyor? Ya da hocam sizce ben bütün derslerde not mu tutayım? Bazılarında mı tutayım? Hepsinde mi tutayım? Ya da hiç not tutmayayım mı? Çalışıyorum hocam ama çok çabuk unutuyorum. Ne yapmalıyım? Hocam ben bir hevesle bir program yapıyorum. Ama uyamıyorum. Bir gün, iki gün uyuyorum, üçüncü gün yok. Nasıl disiplinli olurum gibi soruları çok fazla alıyoruz arkadaşlar. Bakalım bu soruların yanıtı neymiş? Arkadaşlar bütün bu soruların cevabı yine sizde gizli. Sizde derken sizin bilmediğiniz kendi öğrenme yapınızda gizli. Eğer öğrenme yapınızı keşfederseniz yani sen sıkılgan bir öğrenci misin? Ona göre çalışırsan sen dikkat dağınıklığı çok yüksek bir öğrenci misin? Ona göre çalışırsan sen görsel bir öğrenci misin? İşitsel misin? Dokunsal mısın? Sen çabuk mu unutuyorsun? Geç mi unutuyorsun? Eğer kendini keşfedersen bütün bu soruların cevabını kendine vermiş olursun. Verimli çalışma yöntemini öğrenmen gerekiyor. Mutlaka her konuyu öğrenirsin, her soruyu çözebilirsin kendini eğer tanırsan. Tek yapman gereken şey sana ait çalışma stilini, öğrenme yapını, psikolojik yapını keşfetmek. Çünkü sen biriciksin. Yani senin özelliklerinle kardeşin de olsa onun özellikleri aynı değil. Yakın arkadaşın olsun onun özellikleri aynı değil. Bunun için arkadaşlar kendinizi çok iyi tanımanız gerekiyor. Yine ekranda bizim kayıtlı olan öğrencilerimizden birinin öğrenme yapısı ve psikolojik yapısı var. Ve bu yapıları incelediğimde yani şu sonucu incelediğimde benim dikkatimi çeken birkaç değer var. Lütfen siz de 10 saniye bu tabloya bakın. Sizin dikkatinizi ne çekecek çok merak ediyorum.
Sizce Ayla, bu arada bu öğrencimin ismi Ayla, gerçek bir kayıtlı öğrencidir kendisi. Ayla'nın neye ihtiyacı var? Ayla'nın öğrenme yapısında neyi keşfettiniz? Özellikle hocalarımdan yanıt bekliyorum. Bakın, bazı değerler var mavi, bazıları yeşil, bazıları kırmızı. Bunlar neyi temsil ediyor olabilir? Mesela Ayla'nın unutma hızı çok yüksek. Bu ne demek arkadaşlar? Ayla çok çabuk unutuyor demek. Peki ben buna uygun yapay zeka olsam nasıl bir çalışma yöntemi öneririm Ayla'ya? Derim ki Ayla, ben seni artık tanıyorum. Sen benim eğitim analizime girdin ve unutma hızın çok yüksek çıktı. Sen çok çabuk unuttuğun için ben sana unutmadan öğrendiğin bütün konuların tekrarını yaptıracağım derim, değil mi arkadaşlar? Bu bir çözüm mü? Çok güzel bir çözüm. Ama sen kendi unutma hızını bilmezsen bu çözümü yapabilir misin? Yapamazsın. Ya da Ayla çok stresli, çok sıkılgan, bunalıyor, sürekli depresyondan depresyona koşuyor. Bunun sebebi aslında arkadaşlar kendine olan inançsızlığı değil mi? Bir insan neden stresli olur? Başaramayacağını düşünürse stresli olur. Bir öğrenci neden stresli olur? Programına güvenmezse stresli olur. Verim alamazsa stresli olur. Ben hiçbir öğrenci görmedim takır takır çalışıp da verim alıp da netleri arşa çıkıp da hala stresli olan, bunca yılın öğretmeniyim, bunca yılın öğrenci koçuyum, hiç görmedim, biliyor musunuz? Nerede stresli öğrenci gördüm? Nerede konuştum? Nerede içine girdim? Öğrenci eksik olduğu için, eksik ve yanlış çalıştığı için strese giriyor. Bunu ben kendim tespit ettim arkadaşlar. Ya da senin öğrenme yapın görsel mi? Görsel öğrenme yapısına uygun bir içerikle çalışmalısın. Bir başkasının öğrenme yapısı işitsel olabilir. O kendisine uygun bir yöntemle çalışacak. Ya da belki Nuray hocamın öğrenme yapısı dokunsal. Dokunsal öğrenci nasıl çalışması gerekiyorsa öyle çalışacak ki bunlara eğer kayıt olursanız arkadaşlar, yapay zeka zaten size çalışma önerileri kısmında tek tek iletecek diyebilirim. Şimdi geldim. En önemli olan soru kategorilerinden birine. Çünkü bu soruları gerçekten çok fazla alıyorum arkadaşlar. Hatta bazen öğrenciler benimle bunun için pazarlık bile yapıyorlar, inanır mısınız? Hocam ben matematik yapmayayım. Ne olursunuz yapmayayım. Lütfen yapmayayım. Öğrenci resmen yalvarıyor. Matematik yapmazsam sınavı kazanabilir miyim? Matematiğim sıfır, nasıl çalışmalıyım? Hocam Türkçe'de sadece soru çözeceğim, sence yeterli mi? Ya da ben bütün derslerde genel olarak soru çözmeye ne zaman başlamalıyım? Hocam çok çalışıyorum ama nedense boşa çalışıyormuşum gibi hissediyorum. Ne yapmalıyım? Bana öneri verin diyorsunuz hep arkadaşlar. Gelelim bakalım bütün bu soruların yanıtına. Arkadaşlar, bu sınavda ne matematiksiz, ne Türkçesiz, ne de herhangi bir derssiz kazanmak çok zor. O yüzden öncelikle bir pazarlıkçı ruhundan çıkalım. Kendimizle de pazarlık yapmayalım, bizimle de pazarlık yapmayın. Yani aman ben matematik yapmayacağım, ne var ki, değil. Öyle bir şey yok. Ben Türkçe'de konu çalışmayacağım, eksiğim ama çalışmayacağım. Neden? Vaktim yok. Sadece soru çözeceğim. Hocam ben sadece deneme yapıp sınavı kazanmayı düşünüyorum. Hatta şu anda en çok duyduğumuz şey, ben sadece çıkmış soru çözeceğim hocam. Alırım canım 80'i, ne var diyor öğrenciler. O kadar çok yanılıyorlar ki arkadaşlar. O sınav sonucu tokat gibi çarpıyor yüzlerine ama çok geç oluyor. O yüzden Allah göstermesin, olumsuz bir sonuç almanızı bu seminerde kimsenin istemem. Öncelikle bütün derslerde seviyemize uygun çalışmak zorundayız. Evet, bunu tek başınıza yapamazsınız. Az önce de söyledim. Tek başına hangi dersin hangi konusunda hangi seviyede olduğunu nereden bileceksin? Bilemezsin. Konu bazlı seviye belirleme sınavın var mı? Yok. Ders bazlı var mı? Yok. Senin tek yapabileceğin şey kendi elindeki denemeyi çözüp ben şurada şöyleyim, burada böyleyim. Bu yeterli mi? Değil arkadaşlar. Sizin sorumlu olduğunuz bütün derslerin, bütün konularında tek 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 hangi seviyede olduğunuzu bilmeniz, bilmek yetmez. Bildin,
Bildikten sonra da seviyene uygun bir çalışma türüyle devam etmeniz gerekiyor. Yani örnek veriyorum. Ben Nuray hocamın kaydını aldım. Onu seviye belirleme sınavına aldım. Matematikte Nuray hocamın seviyesi çıktı 5 üzerinden 1. Bu ne demek? Nuray hocam matematikte temel seviyede demek. Peki yapay zekanın önerisinde temel seviyede olan bir öğrenci ne yapmalıymış? Bak ekrana. Temel seviyedeki bir öğrenci ne yapmalı? Karşısında yazıyor. Yanıt bekliyorum arkadaşlar. Ön hazırlık yapmalı. Peki ön hazırlık ne? Bunu daha önce duyan var mı? Ya da hocam ben dershaneye gittim, dershanede de duydum ön hazırlığı diyen var mı? Diyemez çünkü bu mümkün değil. Arkadaşlar biz öğrenmeyi parçaladık. Biz öğrenmeyi aşamalandırdık. 5 aşamada öğrenci bir bilgiyi bütünsel olarak öğrenebiliyor. Diğer kurumların mantığı bir öğrenci ya iyidir ya kötüdür. Ya ileri seviyededir ya temel seviyedir. 2'ye bölüyor. Ya konu çalışır ya soru çözer. Hayır. Öğrenmek bu kadar kolay bir şey değil. Senin bir derste 5 farklı seviyen olabilir. Temel seviyede misin? Ön hazırlık yaptıracağız sana. Başlangıç seviyesinde misin? Konu anlatımı çalıştıracağız. Orta seviyede misin? Detaylı konu tekrarı yaptıracağız. İleri seviyede misin? Alıştırma soru çözümü yaptıracağız. Üst seviyede misin? Pekiştirme soru çözümü yaptıracağız. Yani senin önce seviyeni tespit edeceğiz. Sonra da seviyene göre ihtiyacın olan çalışmayı programla birlikte sana yaptıracağız. Eğer bu ekranı ilk kez görüyorsanız lütfen ekran görüntüsü alın. Şu aşamalar hiçbir kurumda dediğim gibi yok. Tek başınıza bunu tespit etmeniz ve uygulamanız zor. Ekran görüntüsü alırsanız işinize yarayabilir arkadaşlar. Şimdi geliyorum bir diğer en çok aldığım sorular serisine. Genelde öğrencilerim bunu biraz daha dönem ortasında soruyorlar bu arada. Hocam ben çalışmaya başladım okey. Güzel gidiyor gibi de okey. Ama ben o çalıştığım konuyu öğrenip öğrenmediğimi bilmiyorum. Nasıl anlarım? Ya da hocam ben çalışıyorum. Evet aylardır tek başıma YouTube'dan, videodan, oradan, buradan çalışıyorum. Ama ilerledim mi bilmiyorum. Ne kadar ilerledim, kaç puan ilerledim bilmiyorum. Nasıl anlayabilirim? En çok sorduğunuz soru arkadaşlar. Bizim sistemimizde öğrenciler mesela şu tarz sorular sormuyor. Neden? Biz öğrenciye arkadaşlar haftalık çalışma raporu gönderiyoruz. Diyoruz ki Nuray, senin bu haftadaki çalışma oranın, bu haftadaki verimlilik oranın, bu haftadaki öğrenme oranın bu. Yani sen ne kadar ilerlediğine, kaç puanlık çalışma yaptığını haftanın sonunda pazar günü görüyorsun. Ve eğer ki istenilen performansı gösteremediysen yapay zeka senden yine vazgeçmiyor. Önümüzdeki hafta programına bu haftaki düşük verimliliğinde olan konuları alıyor, saptıyor. Eklediği gibi önümüzdeki hafta sana onları çalıştırıyor. Yani eksik bir çalışmayla devam edemezsin ki bir öğrencinin geri bildirim alması, kontrol ediliyor olması, bir öğrencinin çalışmalarının raporlanıyor olması çok büyük bir avantaj arkadaşlar. Bunu özellikle KPSS öğrencilerine ne yazık ki hiçbir kurum yapmıyor. Anlaşıldı mı? Şimdi geliyorum biraz daha psikolojik kısımlara, işin biraz daha mental kısmına geliyorum. Hocam ben motive olamıyorum ders çalışmak için, ne yapmalıyım? Çok stresliyim, bu durumu nasıl aşarım? Alımlar çok az hocam, tasarruftur, odur budur, haberler moralimi bozdu. Atanmaya dair hiçbir inancım kalmadı hocam. Ben başarabilir miyim? En çok aldığım soru bu tasarruf haberlerinden sonra her iki öğrencimden biri bana bu soruyu soruyor. Diyorum ki kafanı değiştirirsen başarabilirsin. Aynı kafayla çalışacaksan çalışma. İnancın yoksa çalışma. Ne vaktini ne paranı ne psikolojini boş yere harcama. Arkadaşlar inanmadığınız bir yola benden size bir tavsiye çıkmayın. Eğer inancınızda eksiklik varsa bunu gidin kendi içinizde çözün. Eğer sen kendini öğretmenliğe layık görmüyorsan, başkalarını görüyorsan, ya bir ton öğretmen var bana mı sıra gelecek diyorsan hiç hazırlanma,
Hiç kendine yatırım yapma. Açık ve net söylüyorum. Çünkü bu inançla yaptığın çalışmadan zaten verim alamayacaksın. Ama şu inançla, hocam ben kazanmak istiyorum, bunu sizinle yapmak istiyorum, destek almak istiyorum, ben kendime güveniyorum hocam, ben önümüzdeki yıl bugün bu saatlerde sınıfta tahtanın önünde ders anlatacağımı hayalini kurabiliyorum, bu gerçeğe yakın bir hayal, ben kendimi buna layık görüyorum hocam ama desteğe ihtiyacım var diyorsan biz bunun için buradayız. Eğer inancın yoksa inancını lütfen kuvvetlendir. Sonra başla. Geliyorum bu soruların yanıtına. Arkadaşlar sene 2022. Bizim kıymetli bir öğrencimiz bilgilendirme görüşmesini ben yaptım. Kaydını da ben aldım öğrencinin. Öğrenci koçu olarak görüştüm. Öğrencimizin bölümü nakış öğretmenliği. Çok istisnai bir bölüm. Ne yalan söyleyeyim, alımı yok. Kendisi de biliyor, ben de biliyorum. Yani birbirimizi kandırmayalım. Alımı çok yok. Bazı liselerde, özel temel liselerde, böyle bu bölümün olduğu liselerde atanıyor 3-5 işte tek tük. Ve öğretmenimiz de biraz yaşı ilerleyen bir öğretmenimiz, kulakları çınlasın, hala görüşürüz kendisiyle. Ve yaştan da ziyade yıllarca ben hiç atanamam, benim bölümümün ataması yok diye gitmiş özelde, halk eğitimde, orada, burada, belediye kurslarında çalışmış, yıllarını çöp etmiş. Ne maddi bir kazanç var, ne manevi bir tatmin var. En son yılmış, gidip işinden istifa ediyor, diyor ki ne olursa olsun, ben diyor şu sınava gireceğim ya diyor. Ben diyor üniversiteyi bitirdim, bu sınava girmeye hakkım var, ben diyor öğretmenim, gireceğim. Her neyse, araştırma yaparken bizi keşfediyor. Nuray hocam 40 üstü, 40 ya da 42 bandında diye hatırlıyorum, yalan olmasın ama o bandta 40 üstü. Her neyse, araştırma yaparken diyor ki ben diyor matematiğim yok. Benim işte eğitim bilimleri dersim ta bilmem belki de 18-15 yıl önce, o da yok, bu da yok, şu da yok. Ben tek başıma yapamam. Araştırıyor kursları, bir yandan evli bir yandan çocuklu. Dershaneye de gidemem. Hadi evli çocuklu değilsen de şu an dershanelerin tutarları ödenebilecek tutarlar mı arkadaşlar? Soruyorum size. Bir arkadaşınız, bir meslektaşınız olarak kim dershaneye 100 bin lira verebiliyor? 100 bin daha düşüğünü söyledim. 3 sınav hazırlanan 100 bini zaten gözden çıkarsın. Örgünler için söylüyorum. Ya da kim online eğitimde seviyesine uygun eğitim alıyor? Kim rehberlik alıyor? Kim yapay zeka alıyor? Kim koçluk alıyor? Almıyor. Bunlar yokken evde sen hocaya bak, hoca sana baksın. Kim seni güdüleyecek? Kim seni motive edecek? Kim sana program yapacak? Kim seni takip edecek? Bunlar olmayınca olmuyor. Her neyse, öğrencimiz bizi arıyor. Ben çıkıyorum telefona, konuşuyoruz. Böyle böyle şöyle şöyle. 2022 yılı çiftli yıl ya. Hocamız diyor ki hocam ben öğretmenim ama bana öğretmenlik paketi bilgisi vermeyin. Ben düz memur olsam öpüp başıma koyacağım. Dedim ki hocam bir dakika. Ben de öğretmenim ve sen bir öğretmen olarak hem de yılların hocasısın, yani saha çalışması var, hepimizden daha tecrübeli, yaşı da hepimizden daha büyük. Nasıl dedim kendini düz memuriyete layık gördün? Nasıl hedefini bu kadar düşürdün dedim. Sen bir öğretmensin. Bakın arkadaşlar, burada küçümsediğim kısım düz memuriyet değil. Senin bölümün olsa tabii ki gidip onu yapacaksın ama sen bir öğretmensin. Bir öğretmenin yeri neresi dedim. Öğrencilerinin yanı değil mi? Sen bir nakış öğretmenisin. Sen benim gözümde bir sanatçısın ki sergilerinden falan da bahsettik daha sonra. İlmek işleyen bir sanatçısın sen aslında. Sen bir ürün yaratıyorsun. Sen bir ürün ortaya çıkarıyorsun ve sen bu tecrübeni nasıl öğrencilerden mahrum bırakırsın dedim. Bu konuşmamdan çok etkilendi. Öğretmensin hocam, ataman olsa da olmasa da sen öğretmenlik sınavına gireceksin dedim. Tekli paket alacaktı, GGK düz memur olacaktı. Hayır dedim, eğitim birimleri GGK paketini bizden aldı. Bizim yapay zekamızda çalışmaya başladı arkadaşlar ki yapay zeka onu önce seviye olarak ölçtü. Bir baktık bütün derslerde hocamız birinci seviye, çok normal. Yıllardır ders mi çalışmış, yıllardır matematik mi çözmüş, paragraf mı çözmüş? Hayır, tabii ki de sıfırdan başlayacak. Analizi aldık, öğrenme yapısını, unutma süresini, stresini, dikkat dağınıklığını ölçtük. Yapay zeka ona uygun hem çocuklarına hem eşine, evine zaman ayırmak için süre verdi. Kalan zaman içinde ders çalışma programı hazırladım.
Hocamız da bu programa istekli bir şekilde, çünkü o görüşmede inancı arttı onun. Dedim ki hocam, eğer inanmıyorsanız bu söylediklerime, eğer kendinize inanmıyorsanız ben hiçbirine kaydınızı almayacağım. Eğer varım diyorsanız şu an kaydınızı alayım, başlayalım dedim. Varım dedi hocam. Ben dedi artık inancım yükseldi. Evet dedi, haklısınız, ben öğretmenim. Neden öğretmen olarak atanmıyorum? Programla birlikte dönemin sonuna kadar güzelce çalıştı. Hatta onun girdiği yıl sınav sorularımı çalınmadı, sınav mı ertelenmedi, o mu olmadı, bu mu olmadı, bin talihsizlik. Ona rağmen bir gün çalışmayı bırakmadı, bir gün programını aksatmadı, sonuçlar açıklandı, kontenjan bir açıklandı. Dedi ki hocam yandık. Ben dedi, yani yandık dedi, bizim bölümden dedi bir kişilik kontenjan geldi. Hiç sorun değil. Biz tercihlerimizi yaptık. O bir kişilik kontenjana kıymetli hocamız yerleşti. Yani demem o ki arkadaşlar, siz şu an kendinize alım az, aman benim bölümüm düştü, artık atama yok deseniz de, benim demek istediğim şey şu: eğer kendine inanıyorsan, eğer kendine güveniyorsan, bir kişilik boş koltuk bile olsa diyeceksin ki o boş koltuk benim, başkasının değil, benim. Niye başkasına oturtasın ki? İşte bu kadar arkadaşlar. Şu an atanacağınız günü düşünün. Şu an öğrencilerinizle kavuşacağınız günü düşünün. Şu an belki de her ayın 15'inde hesabınıza yatacak maaşınızı düşünün. Tatilinizi düşünün. Komşunuz soruyor ya size. Ya Onur, atandın mı? Nuray, bu yılda mı olmadı? Kübra, sen hala sınava mı giriyorsun ya? Diyorlar ya arkadaşlar, toplumda böyle bir baskı var ya öğrencilerin üstüne. Ya ben atandım, şuraya atandım, beklerim, yolunuz düşerse gelin misafirim olun demeyi kim istemez? Herkes ister. Şu an bu seminerdeki herkes, şu an bu sınava hazırlanan milyonlarca öğrenci, hepsine sorsam hepsi ister. Ama istemek yetmez arkadaşlar. Atandığın zamanı, kazandığın zamanı bugüne taşımak zorundasın ve bugünden itibaren de üstüne düşeni yapmak zorundasın. Ben hep şunu söylerim: bir insanın potansiyel enerjisi eğer kinetik enerjiye dönüşmezse, yani kişinin kendindeki potansiyeli harekete dönüşmezse, eyleme dönüşmezse, o potansiyel sadece bir yüktür. Eğer kendine potansiyel görüyorsan bugünden itibaren harekete geç, bu yükü de hafiflet. Biz bunların hepsini arkadaşlar, daha bu kıymetli hocamız gibi binlerce hocamızla 10 yıldır tecrübe ettik. Biz bu sınavı çok iyi tanıyoruz. Biz öğrencilerimizi de çok iyi tanıyoruz. Zaten bu yüzden kendimize bu kadar güvendiğimiz için eğitime yeni bir bakış açısı getirip, her öğrenci farklıdır. Farklıysa sen her öğrenciye ayrı bir program, ayrı bir eğitim vermek zorundasın. Hem farklısın diyorsun, hem aynı eğitimi aynı öğrenciye alıyorsun. Biri ileride, biri geride. Hadi bakalım birleştir. Birleştiremezsin. Eğer bu saydıklarımı tek başınıza yapamayacaksanız arkadaşlar, ki çok yüksek bir ihtimalle zaten yapamayacaksınız. Çünkü bir öğrencinin sürecin hem uygulayıcısı hem de planlayıcısı olması çok zor. Hatta belki de mümkün değil. Biz bunu yapay zeka koçluk sistemimizle birlikte yapıp, bir de artı olarak 2025 süreci içinde öğrencilerimizi canlı derslere alıp, videolar, tekrarlar, konu anlatım, soru çözümü, kampı, dijital bütün kaynakları, Türkiye geneli deneme sınavları, konu tarama testleri, her hafta yapay zekanın öğrenciye göndereceği haftalık çalışma raporu, performans raporu ve yapay zekanın günlük takibi, yapay zekanın bireysel program hazırlama özelliği, bunların hepsinin dahil olduğu eğitimlerimiz var arkadaşlar. Ve eğer kayıt olmak isterseniz de şu an bu seminere özel çok güzel, çok yüksek bir indirim yapacağım. İndirim en geç cuma günü akşam 7'ye kadar geçerli olacak. 2 günde sistemi tanıma, araştırma, değerlendirme, inceleme fırsatı vereceğim. Biz kendimize güveniyoruz. İstediğiniz kadar inceleyin, kurcalayın arkadaşlar. Sisteme nereden bakarsanız bakın zaten bayılacaksınız. Çok beğeneceksiniz. Eğer üçlü sınıf öğretmenlerim vardı. Mesela Nuray hocam, sen okul öncecisin. ÖABT'lerimizin tamamı güncel videolar.
GGK eğitim birimleri eğitimlerimizin tamamı canlı dersler artı yapay zeka sistemi bütün eğitimlerde geçerli. Üçlü programa kayıt olmak isteyen öğrencilerim arkadaşlar, normalde GGK eğitim ÖABT üçlü paketin ücreti 8500 lira. Temmuz ayı ücreti bu. Erken kayıt indirimli tutarı. Şu an bu seminerden kazandığınız indirimle birlikte eğer kayıt olursanız arkadaşlar, ben size 6500 lira üzerinden üçlü pakette yardımcı olacağım. 6500 lira. GGK Eğitim ÖABT. Onur Hocam sen Almanca öğretmenisin. Bizde YDS yok. GGK Eğitim Birimlerine kayıt olursan normalde GGK Eğitim Birimleri paketim 6500 lira. Ben sana da orada 2000 liralık kodu diğer hocalarıma verdiğim gibi sana da vereceğim. 4500 liradan yardımcı olacağım. Hatta ben bunları yazayım arkadaşlar. Bakın üçlü paketim. Bu arada sistem yöneticim, seminerden kazandığınız indirimi kullanmanız, öğrenci koçumuzla birliği, öğrenci koçumuzla görüşüp daha detaylı bilgiyi almanız için bir link gönderdi. O linki kopyalayın lütfen çünkü o linkten gelen öğrencilere bu tutarlar geçerli. Üçlü paket 6500 TL. İkili paket 4500 TL arkadaşlar. Elif Hocam bu kampanya ortaöğretim dahil değil. Bunu söylemiştim seminer başında. Bu seminer 2025 KPSS öğrencileri için geçerli. Başka kimler vardı içimizde? Kübra Hocam bak sen de özel eğitim öğretmenisin. İkili pakete kayıt olabilirsin. Bence bu fırsat bak şu tutarı sadece eğitim için değil ki istediğiniz kurumla görüşün arkadaşlar. İstediğiniz kurumla görüşün. Bu saydığım özellikleri hiçbir kurumda bulamazsınız. Kurumları arayın sorun. Benim unutmazıma göre bana tekrar yaptıracak mısınız? Nine, hayır diyecekler. Benim kayıt olurken seviyemi konu bazlı ölçecek misiniz? Hayır. Bana seviyeme göre günlük ders çalışma programı hazırlayacak mısınız? Hayır. Bana haftalık karne rapor gönderecek misiniz? Hayır. Benim aradaki mesafemi ölçüp bu mesafemi kalan sürede kapatmamı sağlayacak mısınız? Hayır. Yani diğer kurumlar size sınavı kazandırmayı değil eğitim satmayı hedefliyor arkadaşlar. Size verdikleri tek şey işte Onur Hocam canlı dersim var, video dersim var bu kadar. Bu her yerde var. Bak sen bu eğitime kayıt olduğunda ben sana canlı ders, video ders, ders notu Ankara'nın en iyi hocalarını da veriyorum. Ama en önemlisi seni başarıya ulaştıracak yapay zeka koçluk sistemini veriyorum. Bence bu fırsatı kaçırmayın. Sistem yöneticimin attığı linki ben yeniden gönderiyorum. Kayıt olmak için, indirimden faydalanmak için bu linke tıklayan öğrencilerime ben ve diğer öğrenci koçlarım arayacak. Sorularınız varsa aradığımızda sorun, yanıtlayalım, kaydınızı alalım. Kübra Hocam canlı, GGK eğitim birimleri hepsi canlı. Bir tek ÖABT canlı değil. Sen zaten özel eğitim öğretmenisin. Bak sen Eylül'ün sonunda bizim canlı derslerimiz başlayacak. Yapay zekanın koçluğunu alacaksın ya. İçinde canlı GGK eğitim birimleri derslerin sıfırdan başlayan kurs var. Online bir dershane gibi düşün. Yanında yapay zeka hediye. Bütün ders notların, Türkiye geneli denemelerin, kampların, ara tekrarların, soru çözümlerin, pekiştirmelerin hepsi var. Bu arada arkadaşlar bu ücret aylık falan değil ha, yanlış anlamayın. Genelde böyle çok uygun buluyor öğrenciler. Diyor ki hocam aylık mı ödeyeceğim? Hayır, bugün kayıt oldum, bugün ödeyeceksin. Ta önümüzdeki yılın sınav tarihine kadar başka hiçbir şey için ekstra hiçbir ücret ödemeyeceksin arkadaşlar. Çok iyi değil mi? Bu tutara böyle bir hizmet. Bence efsane. Ben sınava hazırlansam bu fırsatı kaçırmazdım arkadaşlar. Son kez linkimi gönderdim. İndirimden sadece linke tıklayan öğrencilerim faydalanabiliyor. Link bizim kurumsal WhatsApp hattımızın linki. Oraya mesaj atın. Ben Rukiye Tuğba Hocam'ın seminerinden geliyorum. İndirimden faydalanmak istiyorum. Beni şu saatte arayın. Beni şu gün arayın demeniz yeterli arkadaşlarım. Var mı sorularınız? Güzel, etkili bir seminer oldu. Katılım da gayet iyiydi. Sorularınız varsa seminerimizi tamamlamadan sorularınızı da yanıtlayalım arkadaşlarım.
Hatun hocam, Mekiye hocam, Mekiye hocam, ben seni tanıyor muyum? Sen de mi bizim kayıtlı öğrencimizdin acaba? Nuray hocamı tanıdım bak. Sanıyorum sorularınız yok kıymetli arkadaşlar. Çok güzel. O zaman her şey tam ve net bir şekilde anlaşılmış. Böyle anlıyorum. O halde kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Dostça kalın. Başarıyla kalın, esenle kalın, sağlıcakla kalın. Kendinize çok iyi bakın. Umarım bu yıl tek özemle atanan öğrencilerimizden, dereceyle atanan, kazanan öğrencilerimizden birileri de sizler olursunuz. Ben çok umutluyum. Lütfen hayallerinizi, lütfen kendinizi ötelemeyin. Hiçbir şeyi hayallerinizin önüne, hiçbir şeyi kendinizin, geleceğinizin önüne atmayın arkadaşlar. Bir gün bir gündür, bir saat bir saattir. Ne kadar erken yola çıkarsan varacağın yere o kadar erken bir varırsın. Fark yarat, krizi fırsata çevir. O halde kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.